Sezai Bey, söyleyeceğiniz bir şey varsa söyleyin. Yoksa... Ben boşanmak istemiyorum hakim bey. Anlaştık Sezai. Protokol imzaladık. Ben seni seviyorum Güzide. Ben senden vazgeçmek istemiyorum ki. Sezai, konuştuk bunları. Hayır, konuşmadık. Keşke konuşsaydın. Anlatacağım sana. Burası yeri değil ama. Yeri yeri. Tam yeri. Aksine. Konuşmanın yeri de yokmuş zamanı da. Çok geç anladım bunu. Zamanında nerede olduğuma bakmadan konuşmayı başarabilseydim... sana 35 yıl önce kavuşmuş olurdum. Belki yine de istemezdin beni. Belki sen de Avanoslu bir köylü olduğumu düşünüyordun o zamanlar. Ama seninle konuşsaydım ne düşündüğünü bilirdim. Ömrümü boş bir hayale adamazdım. Belki de isterdin beni. Aşkımızı yaşardık. Belki mutsuz olurduk, ayrılırdık. Ama aşkın içinde yara olmazdı. Yaşanmış olurdu. Konuşabilseydim. Babama Semahat'la evlenmek istemediğimi söyleyebilseydim. Hayatımı zehirleyen, beni ben olmaktan çıkaran... bunca yanlış şey yaşanmamış olurdu. Konuşamadığım için kendi evimden uzaklaştım Güzide ben. Teselliyi arkadaş sofralarında aradım. Konuşabilseydim annesinin İpek'i ruhen zehirlediğini anlayabilirdim. Kızımı kurtarabilirdim. Semahat'ın adım adım ölüme gittiğini görebilirdim ama konuşmadım. Konuşmaktan kaçtım. Sus diye büyütüldüm çünkü. Büyüklerinin yanında sus. Acılarını anlatma, sus. İtiraz etme, sus. Babamı hayal kırıklığına uğratmaktan korktuğum için sustum. Anacığımı üzmekten korktuğum için sustum. Hayırsız evlat olmamak için sustum. Konuşursam ne olacağını bilemediğim için korktum, sustum. Beni korkularım büyüttü Güzide. Korkularım beni suskun bir adam yaptı. Ben daha ilk gördüğüm anda aşık olmuştum sana. İlk hukuka kayıt yaptırmaya geldiğim gün. 5 Eylül 1988. Pazartesi. Saat 10:30. Kayıt kuyruğunda önümdeydin. Saçlarının kokusunu duyuyordum. Sarhoş etmişti beni saçlarının kokusu. O anda yaşadığım mutluluğu bir daha hiçbir şeyde yaşamadım. O gün bile konuşamadım seninle. Sonra bir sürü kişi arkadaş olduk. İçinizde en az konuşan bendim. Suskunluğuma alışmıştınız. Sezai, sen de bir şey söyle demezdiniz. Tarık neşeli neşeli hikayeler anlatırdı sana kendini beğendirmek için. Türlü şaklabanlıklar yapardı. Ben susardım. Yanlış bir şey söylemekten, seni hayal kırıklığına uğratmaktan korkardım. Bu duruşma, konuşmak için benim son şansım Güzide. O yüzden konuşacağım. Sen de mahkeme zoruyla da olsa beni dinleyeceksin. Beni dinle, sonra kararını ver. Kabulüm. Ne istersen. Ama şunu bil ki... ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim.
Ben seni hep sevdim Rüşide. Haklısın, Kadriye'yi söylemedim sana ama... korktum çünkü. Korktum. Hayatımda böyle bir kadın var dersen... sadece seni sevdiğime inanmazsın diye korktum. Bana olan duyguların değişir. Beni artık sevmezsin diye korktum. Korktum işte yani, bir sürü şeyden korktum. Ama şimdi anlıyorum ki korkacak bir şey kalmadı. Korkacak bir şey yok. Zaten seni kaybettiysem... kaybedecek bir şeyim kalmamış demektir. O yüzden konuşacağım. Ben boşanmak istemiyorum hakim bey. Bu boşanma protokolü geçersizdir. Hakim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimse yok mu? Yok, hiçbir evde değil. Al sana şunu. Ben yukarı çıkacağım, biraz başım ağrıyor sanacağım. Tamam. Yemek falan yok, bir şey. Yok yok, hiçbir şey istemem. Sağ ol. Ben daha ilk gördüğüm anda aşık olmuştum sana. İlk hukuka kayıt yaptırmaya geldiğim gün. Zamanında nerede olduğuma bakmadan konuşmayı başarabilseydim... sana 35 yıl önce kavuşmuş olurdum. Bu duruşma benim konuşmak için son şansım Güzide. Ben boşanmak istemiyorum hakim bey. Bu boşanma protokolü geçersizdir. Ben boşanmak istemiyorum hakim bey. Anlaştık Sezai. Protokol imzaladık. Ben seni seviyorum Güzide. Ben senden vazgeçmek istemiyorum ki. Ben boşanmak istemiyorum hakim bey. Bu boşanma protokolü geçersizdir.